Bin soruda matematik 3. video. Şimdi matematikte bazı sorular vardır. Siz soruya matematiksel, sayısal olarak odaklandığınız için sözel ifadelerle kafanızı karıştırmaya çalışır ki 2013-2014'ten sonra artık bu iyice popüler olmaya başladı. Burada gördüğümüz soru bunun biraz daha çok ilkel, temel hali. 1989'da ÖSYM hazırlamış. Şimdi diyor ki yukarıdaki kalansız bölme işleminde bölüm bölünenin 16 katına eşittir. Aslında bunun tersi olması daha bizi basit bir şekilde çözüme götürdü. Çözelim. A eşit değildir 0 diyor ki oradan bir açık olmasın soruda. Buna göre B böleni kaçtır? Şimdi şöyle düşünelim. Soruyu şöyle verseydi 16A bölü B A olmuş. Böyle olsaydı şimdi basitçe derdik ki 16A B'ye bölmüş A olmuş. Demek ki aslında 16'ya bölmüş. Çünkü bir şeyi 16A'yı 16'ya bölersem A kalır. 16 tane elma düşünelim. Böyle. Bunu 16'ya bölersek bir tane elma kalır, değil mi? Onun gibi. Yani illa A, B deyip soyutlaştırmaya gerek yok. Burada 16A. A 1 olabilir, 2 olabilir. Burada rahatça görürdük. 16A'yı B'ye bölmüş A kalmış. Yani 16'ya bölmüş aslında. Burada B dediğim şey 16 derdik. Burada kafa karıştırmak için ne yapmış? Bunun tersini yazmış. Yani şurayla şurayı yer değiştirmiş. Öyleyse 16'ya değil 1 bölü 16'ya böldüm. Çünkü bölme nasıl oluyordu rasyonel sayılarda? Mesela bir sayıyı, 2'yi, 1 bölü 2'yi mesela örneğin 2'ye bölsek 1. Ama 2'yi 1 bölü 2'ye bölsek ne oluyordu? 1 bölü 2'yi ters çevirip yazıyorduk. 2 bölü 1 şeklinde bu sefer 4 oluyordu. Aynı şekilde burada da a'yı bölüp 16a elde ediyorsak bunu 1 bölü 16'ya bölmüştür. Halen soyutsa kafada şöyle bir deneyelim. Basit a 1 olsun. B'yi bilmiyoruz. Bölünce de 16a yani 16 olmuş. Çünkü a 1 ise 16a 16'dır. Şimdi 1'i neye bölersem 16 olur? Bir kere 1'i böldüğümde sonuç büyümüş. Yani büyüdüğü için kesirli bir şeye böleceğim. 1 bölülü bir şeye böleceğim. Peki neye bölsem olur? 1 var. Bir şeye bölüyorum. 16 oluyor. Daha basit görmemiz için şöyle 16 bölü 1 yapayım. Yani iyi bilen arkadaşlar sıkılıyor olabilir ama en temelden anlatmak her zaman daha yararlı. Bilenler geçebilir soruyu. 1 bölü 1 bölü B 16 bölü 1. Şimdi 1'i bir şeye bölmüşüm 16 bölü 1 olmuş. Bölme dediğim şey de aslında ters çevirme işlemi vardı. Ters çevirmesiz düşünsem ben aslında 16 bölü 1 ile çarpmışım bunu. 1 bölü 1'i 16 bölü 1 ile çarpmışım. Peki 16 bölü 1 ile çarpmak için burada ne olacak? 1 bölü 16 olacak ki onu ters çevireyim ondan sonra 16 bölü 1 ile çarpayım. Buradan da 1 bölü 16 olduğunu yakalıyoruz. Peki soru bitti mi? Bitmedi. Niye? 1 bölü 16'yı şıklara koymamış, uzatmak istemiş. Oradan 10-15 saniye kazanmak istemiş. Şimdi 1'i 16'ya bölüyorum. 1'de 16 yok. Bir sıfır attım. Yine yok. Bir sıfır attım. %16 6 kere var. Çünkü 96 16 çarpı 6. Ha, burada hemen ben götürüp C'yi işaretleyebilirim. Eğer eminsem. Çünkü buradan sonra 96 çıkacak. 40 kalacak. 40'da 16 2 kere. 32 çıkacak. 80'de 5 kere. Ama şıklarda zaten şu 0,6'yı görünce hemen C seçeneğine gidebilirim. Yani bu soruda kısaca ne yaptı? Ya yani 2014 yansıması, 2015 yansıması nasıl olmalı? Bu sözel mantık sorularının en temeldeki şeklini bize sundu. Yani kafa karıştırmak için şunları A'lı yazdı. Yani bunun yerine şöyle yazabilirdi. 2 bölü B eşittir 32. Bu çok daha basit bir soru olurdu ama bununla bunun hiçbir farkı yok. Sadece kafa karıştırmış. 2 bölü B 32 dediğinde hemen 2'yi 1 bölü 16'ya bölersem 32 olur diyebilirdik. Umarım faydalı olmuştur.